Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç pişirme yöntemiyle hazırladığım muhteşem bir pişi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 adet yumurtayı aldıktan sonra 1 çay kaşığı dolusu tuzumu ekleyip çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Yumurtayı ve tuzu güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 1 bardak su ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra 1 su bardağı dolusu un ekledim. 1 paket kabartma tozu ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Kıvam biraz sıvı geldiği için sonradan tekrardan 2 yemek kaşığı kadar un ekleyip kıvamını o şekilde ayarladım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra küçük küçük doğramış olduğum yeşil soğanlarımı ekliyorum. Ben 4 dal kullandım. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Bu arada eğer isterseniz dereotu veya maydanoz da kullanabilirsiniz. İyice karıştırdım. İçerisinde kesinlikle topaklanma kalmaması gerekiyor. Hemen kıvamını bu şekilde göstermek istiyorum. Pişi hamurunu hazırladıktan sonra hemen hızlı bir şekilde derince bir sos tavasının içerisine yaklaşık 1,5 bardak kadar sıvı yağını ekledim. İyice kızdırdıktan sonra kepçeyi bu şekilde yağın içerisine batırıyorum. Kepçenin de iyice ısınması gerekiyor. Hemen bu şekilde başka bir kepçe ile kepçenin içerisine hazırladığım pişi hamurundan döküyorum. Yavaş yavaş bu şekilde ısıttıktan sonra kenarlarından bu şekilde yavaş yavaş yağı veriyorum. Yavaş yavaş kabarmaya başladıktan sonra hemen bu şekilde üzerine yağ ata ata pişiriyorum. Üzeri biraz kabuk tuttuktan sonra yağ atarsanız daha güzel olacaktır. Hemen birkaç tane daha hazırlıyorum. Bu arada diğerlerini de kontrol ediyorum. Pişileri ben orta ateşte pişiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Sushileri pişirdim. Gerçekten mükemmel oldu. Sizler de tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İç dokusunu da sizlere hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.